Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken yumurta sebebi kaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize? Efendim iyi günler diliyoruz. Bugün 12 Nisan 2021 Pazartesi. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının ilk günü. Allah nasip ederse bu akşam sahurda oruca niyet edeceğiz. İlk teravihleri kılacağız. Allah inşallah Ramazan ayının milletimize, devletimize, ümmetimize ve tüm insanlığa hayırlara, sağlığa vesile olmasını nasip etsin diyoruz. Efendim bugün konularımızdan bir tane konuyu işleyeceğiz. Celal Kasapoğlu. Evet, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Celal Kasapoğlu'na bağlı olan tüm birimler belediye başkanı Doktor Faruk Özlü'nün yönetimine geçti. Kendisine bağladı. Şu anda bir böyle bir karar alındı. Hayırlı olsun. Şimdi gerek sosyal medyada gerek tavanda her yerde bu gündem konuşuluyor uzun zamandan beri. Biliyorsunuz Celal Kasapoğlu yaşadığı sıkıntılar, maddi, içtimai sıkıntılardan dolayı bir konkordat ilan etmişti. Ondan sonra da belediyede bu görev etik olmaz diye belediye başkan yardımcılığından istifa etti. Şimdi insanımız çok meraklı bu ve benzer konulara. Bir atasözü var. Atasözü der ki altın çamura düşmekle değerini kaybetmez. Evet. İnsanlar maddi, manevi, içtimai makamlara gelir. Sonradan gelir. Baştan anadan doğma gelir. Celal Kasapoğlu dediğiniz zaman Düzce'de iki dönem belediye başkanlığı yapmış. Düzce'nin birçok ticari, içtimai, siyasi hizmetlerine adım atmış, imza atmış bir ailenin ferdi. Yani Celal Kasapoğlu sonradan olma değil, anadan doğma böyle bir aileden, asaletten geliyor. Herkesin başına her şey gelebilir hayatta. Evet. Ve bugün anladığımız, bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla ve vakıf olduğumuz kadarıyla tespit ihtimal değil bu tespit, yani ihtimal ve duyum değil. Sayın Başkan Yardımcısı Kasapoğlu'nun içinde düştüğü ekonomik sıkıntıyla elinde bulunduğu varlığı kafa kafaya zaten yetiyor. Ha burada ne var? Herkes bir şey söylüyor, işte şöyle oldu, böyle gitti falan filan. Yani Celal Kasapoğlu altın çamura düştüğü zaman 22 ayarsa 22 ayardır, 14 ayarsa 14 ayardır. Değer kaybetmez. Celal o Kasapoğlu'nun da burada bir değer kaybedeceği söz konusu değil. Bu sıkıntılar aşılır. Memlekette birçok konuda insanlar maddi olarak, manevi olarak, içtimai olarak bir yerlere geliyor gidiyor. Ama bunun üzerinden insanların farklı konuşması da abeste istikrar bir durum. Nasıl derseniz şöyle bir örnek verelim. Vakti zamanında Bol Dağı'nda Çamlıbel diyarında merhum Köroğlu daha hayata oralara hakim olmadan orada eşkıya Ahmet lakaplı bir eşkıya yaşarmış. Gelenden gidenden haraç keser bu adam, parasını alırmış. O günkü şartlarda akçe alır, işte kuruş alır, bir şey alır, mal alır. Günlerden bir gün çerçi sürüsü, yani incik boncuk satan çeriler gelmiş buraya. Bunlardan da tabii haracını almış Eşkıya Ahmet. Çıka çıka 16'ını çıkmış. Bu çerçiler demişler, arkadaş bizim ne kadar malımız var, biz gitmiyoruz buradan, paramızı verinceye kadar gitmiyoruz. Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş, arkadan kervanlar geçemiyor, hasılat da düşmüş. Eşkıya Ahmet demiş ki adamlarına, nerede bu şey paralar, efendim böyle çeriler
ayrılmıyorlar. Buradan parasını istiyorlar. Demiş ki bana Çeribaşı'nı bir çağırın bakayım. Gelmiş Çeribaşı. Buyur. Demiş ki senin kaç altının vardı? Bir altının vardı demiş. Al sana üç altın. Topla demiş Çeri kervanını al da git. O da demiş ki paramızı aldık hadi gelin yürüyün. Nasıl olduysa onları alıp getirmiş gitmiş diyarı boğuluyor. Aradan günler aylar geçtikten sonra bir ihtiyar pirifani gelmiş. Bu çamlı böyle. İşkiyamedin adamları bunu görmüş. Buyur amca. Ya evladım burada bir evliya Ahmet varmış. Ben ondan himmet istemeye geldim. El yüz el etip ya amca burada bir Ahmet var ama bu eşkıya Ahmet. Ya öyle değil evladım. Beni o mübaren karşına bir çıkarın. Ya sen nereden bilirsin bunun evliya olduğunu? Ne kerametini gördün? Torunuma bir incik boncuk alırken bir Çeribaşı bana onu öyle bir anlattı. Öyle bir yardımsever. Öyle bir mübarek, öyle bir himmetli bir adam ki ben de onun demiş. Himmetinden faydalanmaya geldim. Bu anlattığımız hikayede çok büyük amaçlar var. Anlayana. Yani tabiri caizse bu memlekette ticaret yapan, siyaset yapan, efendim herkesin hali ne kiminsinin ne olacağının garantisi yok. Herkesin hali değişebilir. Buradan siyaset üretmenin, buradan farklı amaçlar gütmenin, farklı hesaplar yapmanın efendim bir anlamı yok. Ben bir daha söylüyorum ki insanlar bunu söylüyorlar. Altın çamura düşmekle değer kaybetmez. Şimdi adamın biri bir yerde imtihan oluyor. Zor bir soru soruyorlar. Bu devletle, milletle alakalı olarak bir felaket olmuş. İmtihanda diyor ki ne olacak bu memleketin hali? Vatandaş diyor ki ya hocam benim halimi siz bilirsiniz de ama devletin halini sorarsanız bu millet kazma kürekle Çanakkale'de yedi düvele tarih yazdı. Bu kadar diyor. Sıkıntılar sinek fısıltısı gibi gelmez diyor bize. Bunlar aşılır, bunlar geçilir ve aşılacak da ve bunlar başarılacak da ve Kasapoğlu belediye başkanlığına yardımcılığına belki bir daha dönecek. Çünkü işin özünde detayına girmiyorum. Kimse bilip bilmeden konuşuyor. Benim bildiğim bir tespit bu memlekete, bu Düzce'ye hizmet etme derdiyle dertlenirken bu hallere düştüğünü biz biliyoruz. Şeyh Edebali der ki Osman Gazi'ye nasihatında üç kişiye der acı. Cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, İtibarlıyken itibarını kaybedene. Biz eğer Düzcelilik noktasında, insan noktasında, hakikat noktasında, vicdan noktasında bir yerde duracaksak burada da durmamız gereken şey şudur. İnsanların başına gelen sıkıntıdan, problemden, dertten hele ki o istemediği halde veya onun bağdaşan bir şey olmadığı halde kerhen gelen sıkıntılarda onlardan malzeme çıkarıp onlara karşı farklı konuşmamamız lazım. Eden bulur diyor ya, mutlak ve mutlak insanların bu konudaki hassasiyetlerini ve zafiyetlerini değerlendirirken yarın bizim başımıza da farklı şeyler gelebileceğini iyi görmemiz lazım. Efendim 11 ayın sultanı Mehmet Çil, Akçakoca, Balatlı köyünün muhtarı, ben de iyi tanırım, bir şiir yazmış. 11 ayın sultanı. Sizinle paylaşmak istedim. Recep Şaban derken geldik Ramazan'a. Dünyanın başına bela oldu lanet korona. Allah'ım güç kuvvet versin oruç tutana.
bereketinle hoş geldin 11 ayın sultanı. Sofrada bekleriz akşamları ezan sesini. Korona yüzünden yaşıyoruz ev hapsini. Ramazan ayında ölçer insanoğlu nefsini. Rahmetinle hoş geldin 11 ayın sultanı. Korona denen virüs tüm dünyaya daldı. Teravih namazı iptal, davulcu sessiz kaldı. Cenazelerde imamlar mesafeli, helallik aldı. Kadir gecenle hoş geldin 11 ayın sultanı. Oruçtur insanoğlunda nefislerin keskin ilacı. Mazereti olup olmayan Müslümanın baş tacı. Yaşatmasın yüce Rabbim bizlere hiçbir acı. Tüm coşkunla hoş geldin 11 ayın sultanı diyor Mehmet Çil. Efendim, insanları yücelten diyor ilim ve kültür değil, ahlak ve fazilettir. Başladığımız konuya şöyle kısaca özetlersek, insana sadakat yaraşır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Cenab-ı Allah diyor. Bir tane düşünür, güzel bir söz. Siz doğru olun, doğrular sizi bulur. Efendim, inşallah Ramazan-ı Şerif hürmetine, bir de benim bir bu dualarımda veya bu konuştuklarımda eleştiriliyorum. Her müminin, her inananın dua etme hakkı var. Evet. Herkes kendi duasını ediyor. Fakat biz burada hep beraber bu üzerinde yaşadığımız coğrafyada yaşanan bu korona imtihanı ile ilgili dua edelim. Eleştirenler eleştirsin. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in yüzü suyu hürmetine, ailelerin birbirini göremediği, babayla evladın kucaklaşamadığı, teyzeyle yeğeninin bir araya gelemediği, insanların hasbihal edemediği, şu mübarek ayda camilerimizde teravih namazlarında secde edemediğimiz, secde edemeyeceğimiz camilerimizin bu mahzun halinin halini Allah-u Teala inşallah bizim halimizle beraber görüp bu milletin, bu devletin, bu ümmetin, bu insanlığın sağlığına, sıhhatine ve korona belasından kurtulup da güzel, hayırlı günlerde yaşamamıza vesile olsun. İnşallah diyoruz. Ramazan-ı Şerif'iniz yeniden hayırlı, mübarek olsun. Şu güzel ayda 11 ayın sultanında sultanlar gibi yaşayalım. Allah bu millete, bu devlete, bu ümmete zeval vermesin. Hoşça, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Niye yaşınıza ne geliyor? Nasıl izah edersiniz? Millet adamları gelirken yumurta çıkıp birkaç yumurta bırakılmış. Siz ne getirdiniz bize?